Merhabalar arkadaşlar. Paraf Yayınları AYT 20'li kimya denemesinin 7. denemesinde bulunmaktayız. Hemen başlıyoruz. İlk sorumuz elektron orbital dizilimle alakalı XYZ temel halde elektron dizilimlerinin son orbitalleri verilen XYZ element atomlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. NP4 ile bitmiş, NS2 ile bitmiş Y atomu, Z'de N-1 D3. Şimdi bir kere d orbitallerin ilk başladığı düzey arkadaşlar 3. düzey. Yani burada n değerin en küçük değeri 4 olmak zorunda. Yani n 4 ve üzeri değerler alır. Yani burada mesela n değerine 3 yazamazsın. Çünkü 3 yazarsın 2 d3 diye bir şey yok. Bunu da söylemiş olalım. Yani işte atıyorum bu nedir? 4 p4 gibi olabilir. Bu 4 s2 gibi bir şey olabilir. Ya bu da 3 d3 gibi bir şey olabilir. Ya da işte burası 5, 5, burası 4 gibi. Hani en küçük değer 4 olacak. Şimdi diyor ki X'in değerlik elektron sayısı 6'dır. X arkadaşlar nerede bulunuyor? P4 ile bittiğine göre, P4 ile bittiğine göre arkadaşlar değerlik elektronları, P'deki elektronlar aynı baş kuantum sayılı bir de ne vardır? Öncesinde 4S2 vardır. O yüzden bunların ikisini topluyoruz. Nedir? 6'dır. Burası zaten 6A grubudur. P4 ile bitiyorsa P'deki elektronun üzerine 2 eklenin. Böyle bir yöntemle söyleyebiliriz. O yüzden değerlik elektron sayısı 6 ifadesi doğrudur. Y'nin yarı dolu orbitali yoktur. Evet çünkü S2 ile bitiyor. S2 demek arkadaşlar tam dolu. O zamana kadar zaten orbitaller tam dolu gidiyor. S2 ile bittiğine göre S orbitalleri 2 elektronda, ikisinde de elektron var bakın. O yüzden boş orbitali yoktur. Yarı dolu orbitali yoktur. Hepsi tam doludur. Y'nin atom numarası 20 olabilir. Zaten benim verdiğim 4S2'yi dizerseniz 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 durumu zaten 20. Yani kalsiyum elementin elektron dizilimi zaten. N değeri 2 olamaz. Bunu zaten söylemiştik. 4 ve üzerinde bir değer olabilir. X ve Z'nin en büyük baş kuantum sayısı farklıdır. Şimdi X'in arkadaşlar P ile bitiyor. O zaman en büyük baş kuantum sayısı P'deki nedir? Baş kuantum sayısıdır. Yani mesela bizim verdiğimiz şeye göre 4'tür. Z'nin bizim verdiğimiz değere göre 3D'nin öncesinde her zaman ne vardır? Baş kuantum sayısı 1 büyük olan S vardır. Mesela 4, S2, 3, 4'tür. O yüzden en büyük baş kuantum sayısı yine bunun da nedir? Z'nin de 4'tür. Yani baş kuantum sayıları farklı değil arkadaşlar. Aynıdır diyoruz. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soru gazlarla alakalı. Gazların su üstünde toplanması kazanımı ile ilgili bir soru olmuş arkadaşlar. 27 derecede H2 gazı su üstünde toplandığında 4100 santimetre küp, ki bu 4100 mililitre demektir. Santimetre küp mililitre eşittir. 4,1 litre diyebiliriz. Çünkü PVNRT uygulayacaksak birimin litre olması lazım. Şimdiden çevirdim. Toplam basınç 1547 milimetre civ olduğuna göre toplanan hidrojen gazın ağırlığı kaç gramdır? Arkadaşlar şimdi gaz, hidrojen gazı su üstünde toplandığı zaman toplam basınç hidrojen gazının basıncının yanı sıra bir de su buharlaşmasından dolayı su üstünde toplanıyor ya, suyun buhar basıncı vardır. Onu da pH2O diye yazdım. Toplam basınç 1547 milimetre civar. Hidrojenin basıncını bilmiyorum ama suyun buhar basıncı bakın parantez içinde vermiş. 27 derece suyun buhar basıncı 27 milimetre civarı. 27 yazdık. Buradan hidrojen gazının basıncını 1547'den 27'ye çıkartsak 1520 milimetre civa. Bu da arkadaşlar 1 atmosfer 760 milimetre civa olduğuna göre nedir? 2 ATM'ye denk gelecek. Evet, hidrojen gazının basıncını buldum. Kabın hacmi, o borunun üstte gazın toplandığı hacmi biliyorum. O zaman hidrojen gazı için PVNRT yapıyoruz arkadaşlar. Basıncı 2 ATM. Hacmimiz 4,1 litre. Mol sayısını bilmiyorum. R yerine 0,082 değerini yazıyorum Rydberg saati. Sıcaklık 27 derece. Bunu da Kelvin'e çevirirseniz 273'e toplayınca 300 Kelvin yaptı. Şu iki sıfır burayı 8,2 yaptı. 4,1'i 4,1'e böldüm 1. 8,2'yi böldüm 2. Şu ikiler de birbirini götürdü. Buradan eni yalnız bırakırsak 3 karşıya gitti. 1 bölü 3. 1 bölü 3 mol hidrojen gazı topluyoruz. Bana ama mol değil gramını soruyor. 1 mol hidrojen 2 gram olduğuna göre H2 çünkü. 1 mol H2 2 gram olduğuna göre 1 bölü 3 mol H2 kaç gramdır diye soruyor. Buradan da 2 bölü 3 gram olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Geçiyorum bir sonraki sorumuz bakalım neymiş? Sıvı çözeltilerden ozmoz olayıyla bir soruya benziyor bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Hemen okuyorum. Yukarıdaki düzenekte farklı derişimlerdeki tuzlu su çözelsin eşit hacimlerde alınıp özdeş birinci ve ikinci bölmelere konular geri geçirgenlerle birbirlerinden ayrılmışlardır. Tamam, zamanla diyor ki H1 yüksekliğinin H2 yüksekliğinden fazla olması.
Yani bu ne yapmış? Buradaki su molekülü. Burada yarı geçirgen zarın özelliği küçük moleküllerin geçişine izin verirken büyük molekülleri tutuyor. Yani burada mesela tuzlu suya tuz taneciklerini tutarken suyu geçiriyor ve bu geçiş yönü arkadaşlar birinci bölmeden ikinci bölmeye oluyor. Nereden biliyorum? Çünkü bakın ikinci bölmede H1 seviyesi de ne yapmış? Bir fazlalık oluşmuş. Su molekülünün bu şekilde kendinden geçmesi olayına ozmoz deniyor. Derişimi az olan taraftan, daha seyreltik olan taraftan, derişimi çok olan tarafa doğru suyun kendi kendine geçmesine ozmoz olayı deniyor arkadaşlar. Buradaki yüksekliğin nedeni de bu arkadaşlar aslında. Başlangıçta birinci bölmeye konan çözeltinin derişimi fazla olması değil, az olmasıdır. Yani bu yanlış. Başlangıçta ikinci bölmeye konan çözeltinin derişimi fazla olması, evet bu da aynı şeyi ifade ediyor. Sol tarafta birinci bölme az yoğun, sağ tarafta ikinci bölme çok yoğun. Yani derişimi az taraf birinci bölme, derişimi çok olan taraf ikinci bölme az yoğundan çok yoğuna, seyreltik ortamdan delişik ortama su molekülünün kendinden geçişi sonucunda bu görünüm oluşuyor arkadaşlar. Başlangıçta çözeltinin derişimleri eşit olsaydı su geçişi gerçekleşmez. Yani ihmal ederiz. Yani oradaki çok ufak değişimler olabilir ama nedir? İzotanik oldukları zaman her iki tarafında derişimleri aynı olduğu zaman ozmatik basınç gerçekleşmiyor. Suyun geçişi gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız yalnız 2 olacak. Dördüncü sorumuz enerji konusuyla alakalı. Aşağıda verilen olaylardan hangisi egzotermik ısı veren bir olaydır diye soruyor. Deniz ve göllerde suyun buharlaşması, sıvıdan gaza geçmesi, sıvıdan gaza geçiş enerji isteyen endotermik bir olaydır. Bu olmayacak. Kireç taşından kalsiyum karbonattan sönmemiş kireç ve karbondioksit eldesinde bir bütünden parçaya gitmesi için yani analiz tepkimede enerji verilmesi lazım. Endotermiktir arkadaşlar. Olmaz. Uyarılmış hidrojen atomun temel hale dönmesi. Şimdi şurası çekirdeğimiz hidrojen atomu. Burası birinci enerji seviyesi, birinci yörünge, K yörüngesi. Burada bir elektron var temel halde. Şunlar boş şu anda hidrojen atomunda arkadaşlar. İkinci yörünge, işte üçüncü yörünge şeklinde yapıyoruz. Şimdi elektron ikinci yörünge, üçüncü yörünge enerji alarak uyarılabilir. Bu olay endotermiktir. Tekrar eski durumuna geri gelmesi, emisyon yapmasıysa dışarıya enerji salacağı için egzotermiktir. Burada da uyarılmış hidrojen atomu yani üst enerji seviyesine çıkmış bir hidrojen atomunun elektronunun temel hale dönmesi sırasında dışarıya enerji verildiği için egzotermik bir olaydır. Cevap C şıkkı. Gazlı içeceğin içerisine konulan buzun erimesi yani buzun erimesi yine katıdan sıvıya geçim hal değişimi olarak endotermiktir. Glikozun şekerin suda çözünmesi, tuzun suda çözünmesi olayları arkadaşlar endotermik ısı alan olaylar olduğunu söyleyebiliriz. Geçiyorum 5. sorumuz gelsin bakalım. 5. sorumuz bir kimya elektrikte elektrokimyasal pil ama nasıl bir pil arkadaşlar? Derişim pili nereden anladık? Elektrotlar aynı, çözelti elektrolitlerin derişimleri farklı. Derişim pillerinde derişimi düşük olan taraf anot, derişimi yüksek olan tarafa katot olarak ifade edeceğiz. Çünkü bu sistemde biliyorsunuz derişim pilinde arkadaşlar derişimlerin eşitlenmesi lazım. Derişimler eşitleninceye kadar daha doğrusu pil çalışacak. Derişimi düşük olan tarafın derişimin yükselmesi, derişimi yüksek olan tarafın derişimin düşmesi lazım. Bunun için de derişimi düşük olan tarafın yükselebilmesi için çubuğun aşarak çözeltiye geçmesi, derişimi yüksek olan tarafın derişimin düşmesi için de çözelte çözülmüş olan iyonların birleşip indirgenip ne yapacak? Çubuğa yapışması gerekir ki bizim aşınmanın olduğu taraflar anot, birikmenin olduğu taraflar katot olduğu gerçeğinden de gidebiliriz. Ya da daha pratik bir söylem dediğim gibi derişim pillerinde derişimi düşük olan taraf anottur, derişimi yüksek olan taraf katottur deyip bu işin içinden çıkabiliriz arkadaşlar. Şimdi standart pil potansiyeli 0,06. Standart pil potansiyeli 1 molar olsaydı. Şimdi sol taraftaki birinci yarı hücrede siz 1 molar alsanız bu pil çalışır mı arkadaşlar? Çalışmaz. Bu pilin çalışma prensibi zaten derişimleri farklılığıdır. Ben bu derişimleri eşit yaparsam bu pil çalışmaz. O yüzden yanlış bir ifade. Ama hani normalde bulmak isterseniz şöyle bulursunuz. Hani standart olmayan pili sorsaydı E-pil derdiniz işte E-pil standart olmayan pil potansiyeli. Standart olsaydı 0, eksi işte Nernst sabitini 0,06 alınca 0,06 bölü gümüşün değerli elektron sayısı arkadaşlar 1. O yüzden ne yapıyoruz? 1 çarpı logaritma ürünler bölü girenler ürünümüz ne yapıyor? 0,1. Yani burada anot bölü katot deriz. 0, 1 bölü 1'den 10 üzeri eksi 1 yapacak. Burada zaten birbirini götürüyorsunuz. 0, 0, 6 bölü 1. Buradan da cevabımız 0, 0 alacak. Yani standart olmayan pil potansiyeli aslında 0, 0, 6 volttur. Bu yanlış zaten. İkinci yarı hücredeki gümüş artı bir yön derişimi zamanla azalır mı?
İkinci yarı hücrede bulunan gümüş artı bir iyon derişimi zamanla arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. İkinci yarı hücrede 0,1 molar. Ne olacak? Katot yarı hücresi olduğu için ikinci yarı hücrede gümüş artı bir iyon derişimi zamanla azalacak. Çünkü yapışacak. İndirgenme olacak. Gümüş artı birler. Bir elektron gümüşe indirgenecek. O zaman doğru bir ifade. Birinci yarı hücredeki sabit sıcaklıkta sabit su ilave edilirse pil potansiyeli artar mı? Şimdi pil potansiyelinin artması arkadaşlar ne ile alakalı? Burada su ilave edersek birinci yarı hücreye derişimi azalır. Derişim azalınca derişimler arasındaki fark artar ve pil potansiyeli artar. Doğru söylemiş. Birinci yarı hücreye su ilave ederseniz 0,1 mol olan derişim 0 işte 1'in altına düşer. Derişimler arasındaki fark arttıkça da pil potansiyeli artar diyoruz. Altıncı sorumuz şöyle arkadaşlar. Altıncı sorumuz hemen bakıyorum. Yukarıdaki tepkimeye göre diyor 50 mililitre 0,2 molar baryum hidroksit çözeltisi ile 0,4 molar hidroklorik asit çözeltisi metil oranj indikatöründe titre ediliyor. Dönüm noktası. Dönüm noktası arkadaşlar eşdeğerlik noktası, dönüm noktası. Asitteki H artı iyonların mol sayısının bazdaki OH iyonların mol sayısına eşit olduğu nokta. Bunu şöyle açabilirsiniz. Molarite asit çarpı hacim asit çarpı tesir değerli asit eşittir. Molarite baz çarpı hacim baz çarpı tesir değerli baz. Asitin derişimi bakalım nerede? Asitin derişimi arkadaşlar 0,4 molar. Kaç mililitre HCl ile harcayacağız? Onu arıyoruz. Asitin hacmini bilmiyorum. Tesir değerli suya verdiği hidrojen sayısı hidrojen klorun 1. Eşittir bazın derişimi 0,2 molar. Çarpı hacmi 50 mililitre. Buradan çıkacak sonuç da mililitre çıkacak bu arada. Burayı mililitre aldığım için. Tesir değerli de suya verdiği OH sayısı baryum hidroksitin 2. Buradan işlemleri yaparsak burası 1, burası 2 arkadaşlar. Şu ikiler birbirini götürdü. Kullandığımız asidin hacmi 50 mililitre oldu. Dönüm noktasında H artı iyonların mol sayısı OH eksi iyonların mol sayısına eşit demek arkadaşlar. Buradan yola çıkarak buluyoruz. Yedinci sorumuz şöyle. Katısıyla denge dolan doygun bakır 1 bromür çözeltisine sabit sıcakta bir miktar sodyum bromür katısı ekleniyormuş. Buna göre hangileri doğru diyor. Şimdi bakır 1 bromür CuBr katısının dengesini düşünün. Şöyle. Su daha az çözünen bir tuz. Bakır artı 1 artı brom eksi 1. Şimdi ben buraya sodyum bromür ekleyince ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sodyum bromür hemen iyi iyonlaşan bir tuz. 1A grubu tuzu. Brom eksi 1 iyonla derişimi ani bir şekilde artıyor. Sistem bunun derişimini azaltabilmek için girenlere doğru kayıyor. Le Chatelier prensibine göre. Bakır artı 1 iyonla derişimi azalıyor ve katı oluşumu artıyor. O zaman denge girenlere doğru kaydığı için çözünürlük azaldı. O yüzden birinci grafik doğru. Çünkü katı oluşumu. Brom eksi bir iyonların derişimi şöyle oldu arkadaşlar. Bakın normalde işte hani belli bir derişim olsun. Ortak iyon geldiği için brom eksi bir iyonların derişimi ani bir şekilde artacak. Çünkü NaBr'den gelen brom iyonları mevcut bromun derişimini artacak. Sonra denge girenlere doğru kayınca azalmaya başlayacak ama etki tepkiden büyük olduğu için artmış olacak başlangıcı ve gösterim şekli böyle olması lazım. Bu şekilde azalan bir grafik yanlış. Denge girenlere kayınca daha çok dipte katı oluştu. Zaten vardı biraz daha oluştu. O yüzden CuBr katısının bakır 1 bromür katısının kütlesi de artmış olacak. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı. Evet geçtik bir sonraki sorumuza. Soru numarası arkadaşlar 8. Diyor ki bir elektroliz olayında katottaki reaksiyon gümüş artı birin indirgenmesi gördüğünüz gibi 5 dakika devam etmiştir. Devreden kaç mol elektron geçmiştir? Yukarıdaki sorunun çözülmesi niceliklerin hangilerinin tek başına bilinmesiyle yeterli diyor. Oluşan gümüşün kütlesini bilsek, yani bize mesela dedik ki gümüşten 1 molü 108, işte 10,8 gram oluştu dese. İşte 10,8 gram gümüş 108'e böleriz. 0,1 mol. 0,1 mol gümüşün toplamını devreden 0,1 mol elektron yükü geçmesi lazım. Yani devreden geçen neyi? Kaç mol elektron yükü geçtiğini buluruz. O zaman bu olur. Elektronun yük bölü kütle oranı zaten bilinen bir değer arkadaşlar. Elektronun yükünün kütle oranını çok eski zamanlarda bulmuşlar zaten. E bölü M değerini Thomson'un çalışmaları daha sonra Millikan'ın yağ damlası deneyi sonuçlarında elektron yük bölü kütle oranı sabit bir değerdir zaten. Yani bilinir. Bunun bilinmesine gerek yok bunun için. O yüzden geçiyorum. Devreden birim zamanda geçen yük miktarı. Şimdi sorunun çözümünde cevap anahtarında arkadaşlar 1 ve 3 verilmiş bu. Ben bu soruda şundan bilinmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ona göre hani doğru demiş buna. 1 mol elektron yükünün 1 mol elektron yükünün hani 96.500 kulomb şeklinde bilginin verilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bu bilgi verilirse yani 1 mol elektron yükün 96.500 biz de devreden geçen yük miktarını bilirsek oradan kaç mol elektron yük olduğunu biliriz. O yüzden biliriz.
Cevabı 1 ve 3 vermiş cevap anahtarı. Ben burada ekstra olarak bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu bilirsek ancak bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben hani böyle bir görüş belirtmiş olayım bu soruda. 1 ve 3 olabilmesi için ekstra bu bilgi lazım. Sabit bir değerdir aslında hani elektronik klomp olarak ama yine de bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta biz gümüşün de 108 sabit değerini hani bilmek zorunda değiliz. Soruda verildiği zaman bildiğimizi kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Ona göre bence bunun verilmesi gerekiyor. Geçiyorum o zaman 9. soruya. 9. soruda bir tepkime hızı sorusu bizi karşılıyor arkadaşlar. İki basamakta gerçekleşen bir reaksiyon var. Bu verilen net reaksiyon. Hızlı olan basamakta alttaki reaksiyon. O zaman ben bu net reaksiyondan hızlı basamağı çıkartırsam neyi bulurum? Yavaş basamağı bulurum. O zaman 2xy2'den xy2'yi çıkartan bir tane bana yavaş basamakta xy2 lazım. Artı z2'den z çıkmıyor. Bunlar farklı maddeler arkadaşlar. O zaman benim yavaş basamağımda z2 var. Yani çünkü buradaki z'yi çıkardım. Bu z nerede biliyor musunuz? Benim ürünlerimde demek ki ürünlerimde. Zaten bakın şimdi yavaş basamak, hızlı basamak taraf tarafı toplayınca zaten altta bu verilen net reaksiyonu elde edecek. Tamam. Bir de şurada 2xy2z var. O zaman demek ki bir tanesi de yavaş basamakta xy2z artı z. Şu anda biz ne yaptık? Hızlı net reaksiyondan hızlı basamağı çıkardık. Yavaş reaksiyonun denklemini bulduk arkadaşlar. Şu an benim yazdığım yavaş basamak. Yavaş basamağı yazdıysam hız denklemini, hız bağımsını yazabilirim. R eşittir K çarpı. Bunlar gaz fazında zaten. XY2'nin derişimi çarpı Z2'nin derişimi şeklinde yazacağız. Cevabımız da ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. 10. sorumuz karbon kimyasından gelmiş. Grafikte karbon atomları aşağıdaki yapıda gösterildiği gibi altıgen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir. Bu altıgen halkalar tabakalar halindedir. Tabakalar arasında zayıf bağlar bulunur diyor. Zayıf Van der Waals bağları var arkadaşlar. Tabakaları bir arada tutan. Buna göre yapısı verilen grafik ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Karbonun doğal allotropudur. Evet, doğal allotroplar elmas ve grafittir arkadaşlar. Bu grafit. Fulleren, nanotüpler ve grafen ise yapay allotroptur. Grafitten elde edilir. Yapısında bulunan pi bağları, şuralarda pi bağları var arkadaşlar. Ekstra pi bağları var. Sigma bağının üstünde. Ve bu pi bağlarındaki elektron hareketinden dolayı ısı ve elektrik. Evet, grafiti elmastan ayıran en büyük özellik. Elmas elektriği iletmezken grafit iletiyor. Bunun nedeni bu işteki serbest elektronlar, hareketli elektronlar arkadaşlar. Kurşun kalem uçlarında yapımında kullanılıyor. Kuru pil üretiminde kullanıldığı ilgili bilgiler. Biraz da ezber bilgiler arkadaşlar. Bunları da yine grafitin kullanım alanları arasında sayıyoruz. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Geçiyoruz 11. sorumuza. 11. sorumuz şöyle. Yukarıdaki tepkime oda koşuna kendiliğinden gerçekleşmekteymiş. Hidrojenin indirgenme potansiyeli sıfır. Referans elektrot zaten. Referans denklem. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi benim birinci reaksiyondan gördüğüm hidrojen gazı çıkmıyorsa asitle X metali reaksiyona girdiğinde demek ki bu arkadaşlar hidrojenden pasif bir metal. Yani hidrojen bir kere X'ten aktif. Ve burada NO gazı çıkıyor nitrik asitte. Bu arkadaşlar yarı soy metal. Cu, Hg ya da Ag'den birisi. Ama değerlerine baktığınız zaman X artı 2 yüklü çaprazlamadan. Yani civanın artı 2 yükü var. Bakırın artı 2 yükü var ama gümüşün yok. Gümüş artı 1 oluyor. Gümüş olamaz mesela. Bakır ya da civadır ekstra olarak. Bunu da söylemiş olayım ben size. Ama burada şunu görmemiz lazım. Birinci reaksiyonda eğer bir metal asitle hidrojen gazı çıkaramıyorsa o zaman demek ki hidrojenden pasif kalıyordur. Y metali mesela bakın asitle reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı çıkarmış. O zaman demek ki Y metali nedir? Hidrojenden aktif. Y hidrojenden aktif. Bir de Y ile Z arasındaki ilişki var üçüncü reaksiyonda. Bakın Y elemental halde bileşik içerisindeki metalin nitrat tuzundan yer değiştirmiş. Bu aktifliğinden kaynaklanıyor. Yani burada da Z'nin Y'den aktif olduğunu söyleyebiliriz. O zaman birleştirecek olursak Z en aktif metalimiz. Sonra Y, hidrojen ve X. Bu şu anda bizim elektron verme isteği yükseltgenme sırası arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeli sırası. Benden yanlışı istiyor. Bakalım şimdi. Z'nin yükseltgen karakteri. Yükseltgen karakter indirgenme. İndirgenme potansiyeli sorarsa X büyüktür, H2 büyüktür, Y büyüktür. Z tersini yazacağız bu sefer. İyon halde yazacağız ama böyle temel yazalım. Z'nin yükseltgen karakteri Y'den düşük mü? Evet bakın Z daha düşük indirgenme potansiyeli demek. Yükseltgen karakter indirgenme potansiyeli demek arkadaşlar. Doğru. Elektron alma isteği. Elektron alma isteği de indirgenme isteği aslında. En yüksek olan evet X'tir. Doğru. Elektron alma isteği
indirgenme, elektron verme isteği, yükseltgenme. Bunlara dikkat edelim. Standart koşullarda Z'nin yükseltgenme potansiyeli sıfırdan küçülüyor. Bakın hidrojen sıfır referans arkadaşlar. Hidrojenden pasif olan eksi, hidrojen aktif olanlar artı değerli kalır yükseltgenme sırasında. O yüzden Z'nin yükseltgenme potansiyeli pozitif olması lazım. Sıfırdan büyük olması lazım. Cevap C şıkkı. X matinden yapılmış kapta HCl çözeltisi saklanabilir diyor. Çünkü X hidrojenden pasif kalıyor. O yüzden X metal hidrojenin yerine geçemez arkadaşlar. Reaksiyon gerçekleşmez. Reaksiyon gerçekleşmediği için saklanabilir. Y artı bir yana Z metanı yükseltmiştir diyor. Şimdi Z ve Y'de bu üçüncü reaksiyona bakarsanız Z sıfır halde. Y artı bir Z yükseltgeni Z artı bire. Y artı bir de Y sıfıra indirgeni. O yüzden Z metali ne yapmıştır? Y artı bir iyonları tarafından nedir? Yükseltgenmiştir. Y artı bir de indirgenmiştir. O yüzden bu ifade de doğru diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar 12. sorumuza. Yine sıvı çözeltilerle ilgili bir soru gelmiş. Diyor ki XY formülüyle gösteren bir tuzun kütlece %20 derişimine sahip çözeltisinin oda koşulunda ısıtılması ile sıcaklığın değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre XY tuzun çözünürlüğü hangisidir? Sabitimiz KK yükselme sabit 52 santigrat bölü molar. XY'nin mol kütlesi 40 ve çözünmesi endotermik. Şimdi burada doymamış bir çözelti %20'lik. Doymuş hali burada geliyor. Yani bu da kaynama noktası yükselmesi. Normalde nerede? Oda koşulu bir ATM basınçta saf su 100 derecede kaynarken bir 10.4 derecelik yükselme var. Delta TK, KK çarpı, molalite çarpı, tangens sayısı. Yani yükselme miktarı 10.4 derece. Sabitimiz 0.52. Molalite çarpı, tangens sayısı. XT formülü X bir tane, Y'den bir tane olmak üzere toplam iki tane iyon verecek suya. 0.52 çarpı 2, 1.04 yapıyor. O zaman molalite 10 çıkıyor. 10 molar. Molalite demek çözünen maddenin mol sayısının çözücünün kilogram olarak kütlesi oranı demek. Yani aslında 10 moları şöyle yapabiliriz. 1 kilogram yani 1000 gram suda 10 molar madde çözülmüş. 10 mol madde çözülmüş demek. 10 mol madde 1 mol XT 40 gram. 10 mol olduğuna göre 10 çarpı 40'tan 400 gram. 400 gram XT çözülmüş arkadaşlar. 1000 gram suda. Benden 100 gram sudakini istiyor. 100 gram suda ne kadar çözülmüştür diyoruz. O yüzden buradan da cevabımız 40 çıkıyor. Ve son sorumuz arkadaşlar. Denge ile alakalı denge sabitinin HES olan ilişkisiyle ilgili soru. Yukarıdaki denge reaksiyonu T santigratları derişim merkezinden denge sabiti KC'nin değeri 81 olarak verilmiş. Ona göre diyor ki 1 bölü 9 değeri nasıl elde edersiniz? 81'in hani ne yapmamız lazım? İşte ters çevirsek 1 bölü 81 olur tepkimeyi. Hani AC'si kare kökünü alsak 1 bölü 9. O zaman aslında yaptığımız olay ne biliyor musunuz? Tepkimeyi ters çevireceğiz. 2'ye böleceğiz. Çünkü tepkimeyi ters çevirmek AC'nin 1 bölüsünü almak demektir çarpmaya göre. Sonra 2'ye bölersek tepkimeyi de nedir? Kare kökünü alacağız. O zaman tepkimeyi ters çevirdim. 2Z girenlere geldi. X2 artı 4Y oldu. Bu zaman 1 bölü 81 oldu KC'si. Bir de 2'ye böldüm. Z 1 bölü 2 X2 artı 2Y. O zaman da 1 bölü 9 oldu denge sabitimiz. Bunda şıklardan aradığımız zaman Z'ye giren 1 bölü 2 X2 artı 2Y. Yani B şıkkı bizim aradığımız arkadaşlar reaksiyon tepkimi olacak. Evet, paraf yayınlanan arkadaşlar 20'li denemesinin AYT 20'li denemesinin 7. denemesinde çözmüş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.